deprem konusu aslında sevimsiz bir konu. Nereden bakarsanız bakın deprem diye bir gerçeğimiz var ama çok da bahsederken çok da sevimli gelmeyen bir konu. Herkesin bir tecrübesi var. Herhalde bunu tecrübe etmeyen kimse yok bu salonda. Benim kendi tecrübemde şöyle diyeyim detaylara girmeden. 16 Ağustos 1999 Pazartesi sabahı Ada Pazarı'nda 1. Piyade Tugayı'nda astemin olarak göreve başladım. Sakarya'yı gezdim. Bütün o Şark Caddesi'ni bilenler bilir. Dedim ki ne kadar güzel bir yere geldim ben. İstanbul'un Nişantaşı gibi bir cadde orası Şark Caddesi. İşte gece öğretmen evinde kaldık, kendimize bir yer bulduk. Ki sabah kalktığımızda ortalık toz dumandı. O şehir yerle bir olmuştu. Ondan sonraki bir senemiz o acıları o insanlarla beraber yaşayarak geçti. Dolayısıyla bu depremin dokunmadığı aslında kimse yok sanırım bu salonda ve ülkede. Birazcık bu konuşmamızda ülkemizdeki deprem gerçeği, biz depreme karşı ne yapabiliriz artık? Yeni kentler, akıllı kentler inşa etmemiz lazım. Depreme dayanıklı yapı tasarımındaki süreç nedir çok kısaca? Sizleri çıkmadan, çok da uzatmadan küçük bir sunum yapmak istiyorum. Çünkü Türkiye'de deprem gerçeği dediğimiz zaman deprem sadece Türkiye'de yok aslında. Şimdi ekrandaki haritada kırmızı olan yerlerin hepsi depremden yakınan ülkeler. Özellikle işte Amerika'nın batı tarafı, şurada göreceğiniz gibi. Şurada Güney Amerika'nın batı tarafları, içinde bulunduğumuz bölge, uzak doğu, depremden oldukça çeken ülkeler. Fakat Afrika, Amerika'nın doğu kesimleri, Avrupa'nın orta ve kuzey kesimlerinin depremle pek alakası yok. Biraz yakına gittiğimizde Amerika'nın deprem tehlikesine baktığımızda Amerika'da sadece Kaliforniya tarafında ciddi bir deprem tehlikesi var. Orta taraflarda Missouri'de falan var. Bu beyaz gördüğünüz yerlerde Texas, Miami, yukarıda Carolina taraflarında depremle ilgili hiçbir şey yok. Yani oralarda doğduysanız, evet, büyüdüyseniz depremle ilgili hiçbir şey bilmek zorunda değilsiniz. Deprem muhtemelen ömrünüz boyunca da hiç yaşamayacaksınız. Fakat Avrupa'da da aynı şekilde Türkiye, İtalya, Yunanistan, Romanya'nın dışındaki yerlerde, Almanya, Fransa, Norveç, İngiltere gibi ülkelerde doğup büyüdüyseniz, mühendislik yapıyorsanız depremle ilgili çok fazla bir şey bilmenize gerek yok. Fakat bizim ülkemize geldiğiniz zaman yenilenmiş deprem tehlikesi haritamız. Nerede doğarsanız doğun, nerede yaşarsanız yaşayın. Konya, Karaman civarı dışında burada küçük bir bölge. Mühendislik yapacaksanız mutlaka depreme dayanıklı yapı tasarımının ne olduğunu bilmeniz lazım. Başka türlü yapamazsınız. Yani çünkü deprem diye bir gerçek var. Göze önüne almanız gereken bir takım kuvvetler, hareketler var. Bunu bilmeniz lazım. Üniversitelerde birazdan tartışacağım gene sizlerle. Bu iş kısmen öğretiliyor. Çoğunda da öğretilmiyor. Yani yeni bitirmiş arkadaşlarımızın bu kadar büyük bir tehlikeye karşı yapılarımızı tasarlayabilecek bilgi birikimine sahip olduğunu söylemek maalesef çok zor. 15 bin geçtiğimiz yüzyılda tüm dünyada deprem nedeniyle hayatını kaybeden insanların ortalama sayısı tüm dünyadaki. Deprem sadece bizde kaybı yol açmıyor. Özellikle işte deprem riski altındaki Amerika'da dahil, Orta Doğu, Uzak Doğu'da dahil ülkelerde, deprem tehlikesi altındaki ülkelerde yıkıcı depremlere neden oluyor. Ve ortalama kayıp sayısı 15 bin 20. yüzyılda. 21. yüzyıldaki depremlere baktığımız zaman özellikle son 15 yıldaki Uzak Doğu'daki, Japonya'daki bu rakamın gene değişmediğini görüyoruz. Yani deprem sadece bizi vurmuyor, aslında bütün dünyayı vuran bir tehlike. Şimdi dünya, özellikle modern dünya bu deprem tehlikesinin ciddi olarak ne zaman farkına vardı ve deprem mühendisliği alanı gelişmeye başladı dersek, bizim ilk düzgün deprem kaydımız 1940'ta alınabildi. İlk defa bir kayıt aldık, bu deprem nasıldır, yer nasıl sarsılır. Düzgün bir cihazla ilk elimizde kayıt 1940'ta Amerika'daki El Centro depreminde alındı. Ve dünyada ilk defa ya bu depremler oluyor, binalar yıkılıyor, ne yapmamız lazım? 1956'da ilk defa bir dünya deprem mühendisi konferansı toplandı. Ve ondan sonra her 4 senede bir toplanarak bu konuda yapılması gerekenler anlatıldı. Bu gördüğünüz resim de
yıkılmış bir şehir görüyoruz, mega şehir görüyoruz aslında. Nerede olduğunu tahmin edebilirsiniz belki, içinde çünkü yer yer yüksek binalar var, modern görünümlü binalar var. Bu resim Amerika'da 1906'daki San Francisco depreminden. Onlar, Amerikalılar bunu Büyük San Francisco depremi diye adlandırıyorlar. Bundan yaklaşık 112 yıl önce San Francisco'daki depremde şehir yerle bir oldu. San Francisco'da on binlerce insan açıkta kaldı. Binlerce insan hayatını kaybetti. Ve şehri yeni baştan inşa ettiler. Yalnız onlar şehri yeni baştan inşa ederken tabii ki nerede hata yaptıklarını, deprem gerçeği konusunda neler yapılması gerektiğini, depreme dayanıklı yapı tasarımı konusunda neler yapılması gerektiğinin de bilincinde olarak bu işlere başladılar. Hatta 10 sene önce de bu depremin 100. yılı kutlandı. Böyle bir depremin o bölgede tekrar etme olasılığını bilim adamları 200 senede bir hesaplıyorlar. Yani San Francisco bundan yaklaşık 100 sene sonra böyle bir depremi tekrar bekliyor ve ona göre hazırlıklarını yapıyor. Bu 1940'ta Amerika'da inşa edilmiş bir uzun açıklıklı köprü, Tacoma Köprüsü olarak bilinen köprü. Çoğunuz belki bunu görmüşsünüzdür. Bu gerçek bir video. Şey filan değil yani, hani sanal filan değil. 1940'ta Amerikalı mühendisler tarafından inşa edilmiş, trafiğe açılmış bir köprü. Köprünün halk arasındaki adı, İngilizce adı Galloping Gertie diyorlar. Dört nala giden kız gibi. Dört nala giden at anlamında. Şiddetli dışarıda birazcık rüzgar esmeye başladığı zaman köprü başlıyor sallanmaya. Hatta öyle sallanıyor ki burası bir cazibe merkezi oluyor. Elinde kameralarıyla, fotoğraf makineleriyle bütün insanlar köprünün ayağına geliyorlar. Köprünün sallanmasını resmediyorlar, filme çekiyorlar. Köprüden geçenler de şöyle anlatıyor. Köprüye girdiğim anda diyor, önümdeki araç kayboluyor. Çünkü köprü sallandığı için diğer araç alta düşüyor, o daha yukarı çıkıyor gibi. İnşa edildikten, bu başka bir yere gel. Burada durdurabiliriz, ben geçip yaparım. İnşa edildikten 4 ay sonra bu köprü göçtü ve yerine yenisi yapıldı. Şimdi biz deprem olduğu zaman, mesela bu ticaret odası binası önemli bir bina. Deprem sonrası insanların muhtemelen belki bir araya gelip burada toplanacakları, belli faaliyetlerini yürütüleceği bir bina. Bu şiddetli dediğimiz deprem olsa biz bu binanın çok hafif hasarlar almasını bekliyoruz şu şekilde. Belki dışında hafif sıva çatlakları olabilir. Belki içeri girerken birkaç kapı zorlanabilir, o kadar. Ama şu şekilde bir moloz yığını haline gelmesini asla beklemiyoruz. Çünkü buna göre tasarlıyoruz. Şu andaki mevcut yönetmeliğimiz, eski yönetmeliklerimize dahil, bize bu şekilde tasarlayacak bilgiyi ve tecrübeyi sunuyor. Şimdi depremle ilgili biz 1999 depreminde şunu gördük maalesef. Deprem olduğu anda oldukça bilgisizlik ve bilinçsizlik. Deprem diye bir şeyi uzun zamandır unutmuştuk, hele İstanbul'da. Böyle İstanbul'da yaşayanlar böyle bir şeyin farkında değildi, Kocaeli'de farkında değildi. Birdenbire deprem diye bir şey varmış dedik ama bilinçsiziz, o konuda hiçbir eğitimimiz yok. Hemen arkasından işte devletin desteğiyle, sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle, işte üniversitelerin destekleriyle birdenbire biraz bilinçlendik ama hala bilgisizdik. Hala bilgisiz vardık ama depremin farkına vardık biraz. Deprem diye bir şey varmış bu bölgede. Herkes işte okumaya başladı, televizyonda haber programları yayınlanmaya başladı. Üniversiteden hocalar çıktı, bu tecrübeyi yaşayanlar çıktı, anlattılar. Devlet yetkilileri çıktılar, anlattılar, neler yapıldığını anlattılar. Birdenbire bilgisiz, çok fazla bilgisi olmayan ama bilinçli bir toplum haline geldik 3-5 sene sonra depremden. Şu andaki durumumuz nedir derseniz, şu anda deprem konusunda çok da bilgisiz değiliz toplum olarak. Toplumun her kesimi böyle bir tehlikenin olduğunu farkında. Bu konuda da bilinçli ama hala çok da mutlu değiliz. Bu mutsuzluğumuzun sebebi de böyle bir deprem olsa tekrar aynı acıları yaşayacağımızı biliyor olmamız maalesef. Henüz hala yapı stokumuzu yenileyemedik. Hala çok yapı stokumuzun büyük bir kesimi deprem olduğu anda çok büyük bir risk altında.
Türkiye'miz maalesef demin de hocamızın gösterdiği gibi çok önemli bir faiz zonlarının, aktif faiz zonlarının üzerinde yer almakta. Ve burada görülen depremler kuşağı üzerinde, elbette bunlar önemli fay kuşakları boyunca yer almakta ve haliyle tabii deprem riski taşıyan yerler bunlar yakın olmaktadır. Fakat bu harita yerel zemin koşullarını ve yerel zemin koşullarındaki büyütmeleri, efendime söyleyeyim, soğurulmaları ya da daha değişik hareketleri içermemektedir. Bu sadece çok genel anlamda faylarla ilgili nasıl etkileşim var onu açıklamaktadır. Aslında bizim burada bu bilgiler ışığı altında bizim yerel zeminlerle ilgili çalışmalara dönmemiz lazım bölgesel ölçekte. Biz de bu bağlamda buraya geçmeden evvel bunu ben çok şey yapamadım. Evet. Tabii burada bu kadar zaman geçtikten sonra insanlarımızın aklında hep aynı sorular var. Deprem ne zaman olacak? Bu hepimizin sorduğu bir soru. Nerede olacak? Ve deprem hangi büyüklükte olacak? Bunlar hepimizin sorduğu sorular. Biz bu çalışmaları, bu sorulara cevap vermek için yapıyoruz. Ve biz bunlardan iki tanesini yaptığımız çalışmalarla çok iyi cevaplayabiliriz. Yani hastanede Allah göstermesin bir tümör tespit edildiği zaman bu tümörün yeri tespit ediliyor, büyüklüğü tespit ediliyor. Ama zaman bir şekilde verebiliyorsunuz. Şu zaman verme konusunda evet kesin bir şey söylemeyiz ama artık yapılan çalışmalarla depremin nerede olacağını ve hangi büyüklükte olacağını az çok kestiriyoruz. Biz yaklaşık 1980'lerde üniversitede okurken bizi yetiştiren çok doğan hocalarımız Adapazarı ve İzmit'te bir gün haritadan sileceğini bize öğreterek bizi yetiştirdiler. Bu bağlamda baktığımız zaman Türkiye'nin aktif kuşakları dediğimiz zaman bu daha çok sismoloji camiasında çok bilinen bir şeydir. Ve Türkiye maalesef çok büyük bir aktif tektonik zonlar üzerine hareket etmekte. Anadolu bloğumuz batıya doğru senede birkaç milim boyunca hareket etmedi bu faylar boyunca. Ve bunlar da bize depremi yaratmakta. Ve biz bu ölçekte bu tektonik rejimden dolayı biz büyük depremlere maruz kalacağız. Ve burada gördüğünüz gibi 1939 Kuzey Anadolu fay zonu boyunca 1990'a kadar 7 tane büyük deprem geçirmiş bulunmaktayız ve bu fay zonu deprem üretmeye maalesef devam edecektir. 1999 Kocaeli depremi bize birçok şey öğretti. Çok acılar yaşadık, çok örnekler gördük ama birçok makaleler, çalışmalar yapıldı. Öncelikle depremin büyüklüğünün yanında zemin özelliklerinin önemli bir zarara neden olduğunu öğrenmiş olduk. Ve bunun çalışmaları da yapıldı. Burada deprem mühendisliği hocamız da çok iyi bilir aslında. Siz depremden ne kadar uzakta olursanız da olun, yakında olmasanız da olabilir, bir şekilde etkilenebilirsiniz. Bunun temel iki yönü var. Biz bunu avcılar örneğinde gördük, başka yerlerde de gördük. Şimdi eğer zeminin sağlam bir zeminse ve bunun üzerinde daha gevşek bir zemin varsa ki avcılar böyle bir yerde. Avcıların yıkılma nedeni budur. Bu konuda TÜBİTAK bir çalışma yaptı ve buradan yani doğudan gelen, Gölcük'ten gelen deprem dalgaları bu gevşek zemin arasında yoğunlara, kapanlanarak dalgalara neden oldu ve burayı yıkmış durumda. Avcılar bu yüzden yıkıldı. Bunun dışında bazı depremler var. Yani 100 km ötede uzakta olabiliyor deprem ama bir bakmışsınız tek bir bölge etkilenebiliyor. Bu da yerel zemin koşullarındaki bu konkav yapıdan dolayı uzaktan gelen bir deprem bu konkavlıktan dolayı merceklenme etkisi tek bir noktaya etki edebilir ve bu bölgedeki nokta şekilde bunu yıkabilir ve dünyada bunun örnekleri var. 150 km uzakta olmuş bir yerde apayrı bir nokta bir şehir yerli bir olmuş durumda. Tabii bizim bu durumda bir deprem ülkesi olarak bu bilinçte neler yapmamız gereken ve üzerimize düşen görevler var. Öncelikle depreme neden olan kırık zonların izlenmesi, yapıların araştırılması. Zararların yer bilimsel nedenler üzerinde detaylı çalışmaların yapılması ki bunlar daha çok bilimsel çalışmaları içeriyor, altyapıların oluşturulması. Bu zararların azaltılması için değişik çalışmalar ve araştırmalara daha çok yön verilmeli. Ve bizim en çok uğraştığımız son yıllardaki konulardan biri de kentsel dönüşüm ile ilgili çalışma ve araştırmalara daha çok
zaman harcamalıyız. Yanı başımızda TÜBİTAK Yer ve Deniz Bilimleri Üssü olarak yaklaşık biz 30 yıldır çalışıyoruz. Ve neler yaptığımızı bir özetlersek, öncelikle Türkiye'de ilk kaydı sanırım 1946 yılında bahsettiniz. Biz bundan 86-88 yıllarında modemle çalışan dijital sismoloji kaydı, yani kayıtçı aleti yaptık. Ve Erzincan depreminde Fransızlar 1992'de ya da Avrupalılar kağıtla kayıt yaparken biz o dönemde dijital yaptığımız kayıtçıyla Gebze'ye veri yolluyorduk modemde. Ama bugün başka bir yerdeyiz. Ama bu bağlamda çalışmalarımız devam ediyor, altyapımız devam ediyor. Ve TÜBİTAK olarak da şu an Türkiye'nin değişik yerlerinde deprem sayısal ağını bölgesi olarak çalışıyoruz. Özellikle Marmara ve İzmit Körfezi civarında istasyonlarımız var. Ve bunun yanında bir de Sinop Nükleer Güç Santrali bölgesinde oradaki yer fizibilite çalışmaları için bir proje kapsamında istasyonlar çalıştırıyoruz. Ama geçmiş dönemlerde Türkiye'nin değişik yerlerinde belli bir proje amaçlı bölgesel zemin yapılarını incelemek için birçok yerlerde Bursa, İzmit, Balıkesir, Çanakkale ve Ege bölgesinde sismik ağlar kullandık. Ve artçı deprem çalışmaları dediği zaman TÜBİTAK Türkiye'deki öncü kuruluşlardan biri. Çünkü altyapımız buna çok müsait, çok hızlı hareket edebiliyoruz. Artçı deprem çalışmalarında depremlerin nereye doğru gittiğini, bundan sonra nasıl adım atılacağı konusunda çalışmalar yapmak lazım. Ve olmuş geçmiş dönemdeki Erzincan, Dinar, Adana, İzmit, Düzce, Bingöl, Bodrum bütün depremlerde TÜBİTAK bütün ekibiyle hazır durumda ve artçı sok çalışmalarını yapıyoruz. Bunun dışında da son zamanlarda zemin büyütme etkisi ve sismik tehlike anlamında özellikle Marmara bölgesinde işte demin bahsettik Avcılar bölgesini çalıştık, İzmit'i çalıştık, Yalova, Bursa ve Balıkesir bölgesinde detaylı çalışmalar yapıyoruz. Onların size değineceğim. Şimdi size bu 19 yıl önce getirdiğimiz zaman 17 Ağustos 1999 depremi artçılar için o dönemde biz tabii biz 30 yıldır çalışıyoruz ve o dönemde şu bölgede şey civarında İzmit Körfezi civarında birkaç tane istasyonumuz çalışıyordu. Ve deprem de tam bu istasyonun çalıştığı çok yakın bir yerde oldu ve dünya literatürüne geçti. İlk defa bu kadar büyük deprem bu kadar yakından izlendi ve bunun öncü şoklarını da yakalayabildik buradaki istasyondan. Tabii hemen ana deprem meydana geldi. Tabii o zamanlar bizim çok yoğun dönemlerimizdi. Geceli gündüz hep arazilerdeydik ve yaklaşık hemen 90 tane istasyon kurduk. Ve o zamanki teknoloji, modern teknoloji, iletişim teknolojisi böyle değildi. Yani biz gecelere kadar gidip gelip geliyorduk ve o artış santralarla o millet hengame içerisinde biz de koşup istasyonlarda iki günde bir pillerini değiştiriyorduk, verilerini alıyorduk, harıl harıl çalışıyorduk. Tabii ondan sonra bu 3 ay süreç geçtikten sonra da hala artçıları 1-1,5 sene daha izlemeye çalıştık. Ve ondan sonra tabii bu depremi anlamaya yönelik olarak da bilimsel çalışmalar yaptık. Burada ilk 3 gündeki kayıtları görüyorsunuz yapılan çalışmalarda. Artık yüzlerce kayıt var ama yani bunları incelemek çok zamanımızı alıyor. 3. günde baktığınız gibi bir Armutlu Körfezi'nde başka bir deprem aktivitesi gözlemiş bulduk. Yaklaşık 100 bin üzerinde veriyle uğraştık. Yani çok uzun zamanımızı aldı. Bu da dünya ölçeğine geçmiş bilimsel bir çalışma makalemiz dünya ölçeğinde. Çok atıflar oluyor. Hala bu yapılan çalışmalarla anlamaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi fayımız böyle kırıldı. Şuraya doğru giden bir şey var. Burada kilitlendi. Bundan sonraki sorulara bu çalışmalarla cevap verebileceğiz. Ve biz bu çalışmalarımızı hala devam ettiriyoruz. Ve 2006-2011 yılında 19 üniversiteyle depremi anlamaya yönelik çalışmalar altında farklı disiplinlerde çalışmalar yaptık 19 üniversiteyle. Bunları Marmara bölgesi, Ege bölgesi ve Doğu Anadolu'daki aktif faylar üzerine yoğunlaştırdık. Öncelikle mikro depremleri yakalamak için yoğun bir istasyon ağı kurduk. GPS istasyonu dediğimiz yer değiştirmeleri, yani yerimiz nasıl hareket ediyor, nasıl yer değiştiriyor onları anlamak için istasyon ağı kurduk. Depremi önceden kestirmeye yönelik bu dünyada, yani şu an çok gerçekçi bir sonuçlar elde etmesek de anlamaya yönelik bir şekilde bir işaret görebilir miyiz diye radon gazı gözlem istasyonları kurduk. Su gözlem istasyonları kurduk ve kuyu içi tilt ölçümleri yaptık. Yani depremden önce nasıl değişiklikler olabilir, bize nasıl işaret verebilir?
Bu konuları anlamaya yönelik 19 üniversiteyle ilgili büyük bir proje 5 yıl önce devam etti. Ve o dönem boyunca, 5 yıl boyunca gördüğünüz gibi biz o istasyonları koymamış olsaydık, biz bu kadar çok, bunlar hepsi deprem dağılımı. Gördüğünüz gibi Türkiye ne kadar aktif bir bölge, ne kadar çok deprem oluyor. Eğer biz bu istasyonları kurmasaydık, biz bu depremlerin farkında olmayacaktık. Tabii siz bunlara baktığınız zaman çok bir şey anlamanız, ortaya bir şey çıkartman mümkün değil ama biz buraya baktığımız zaman birçok şeyi görebiliyoruz. Ve son durum bu. Yaklaşık son 10 yıldan beri, 2006'dan 2018'e kadar şu an TÜBİTAK'ın Marmara bölgesi etrafında işletmiş oldu bunlar istasyonlarımız. Ve bu da yaklaşık kaç tane var? 24 bin deprem var. Bu güncellenmiş deprem dağılım haritası ve buraya baktığımız zaman neyi görebiliriz? Depremin nerede olabileceğini buraya bakarak görmek mümkündür. Ve bizim çalışmalarımıza göre deprem Şarköy açıkları ya da Büyükada açıklarında olma ihtimali var. Çünkü burada biz sismik boşluklar görüyoruz ve orada ne olduğunu anlayamıyoruz. Tabii bu çalışmaları daha yapabilmek için denizlere de bir takım istasyonlar, ocean bottom dediğimiz deniz dibi sismometreleri kurularak da çalışmalar bazı üniversiteler tarafından yapılmakta. Ama bu görüntü gördüğünüz gibi Marmara bölgesinin bu kadar yıl boyunca ne kadar aktif olduğunu görebiliyoruz. Şu an hala gözlemlerimiz devam ediyor. Yine burada yoğun aktiviteler var Gebze bölgesinde. Şurada eskiden de bir sismik boşluk vardı. O yüzden deprem oldu ve biz biliyorduk bunların olacağını. O dönemde de öyleydi. Güncel depremlerimiz bu halde. Bunlar sizi biraz yetkilileri korkutsun. Ona göre önlem alsın diyoruz. Tabii diğer işin boyutu depremleri çalışıyoruz, araştırıyoruz. Onlarla ilgili bir takım kesimlerde bulunuyoruz ama bir de bulunduğumuz, yaşadığımız çevreyle ilgili bir takım çalışmalar yapmak lazım. Biz nerede oturuyoruz, nasıl oturuyoruz, nasıl şehirleşme yapacağız, kentleşme nasıl olacak? Bunlarla ilgili de çalışmalara başladık. Bu bağlamda deprem tehlike ve risk ile ilgili çalışmalar kapsamında güvenli yerleşim ve deprem zararının azaltılması için yer bilimsel araştırmaların yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bunun için de belli bir adımlarımız var. Bu adımlar özellikle öncelikle yer bilimleri anlamında bölgedeki aktif fayların, jeoloji haritalarının, veri tabanlarının çok iyi üretilmesi lazım. Bunun üzerine zeminlerin sınıflandırılması için çalışmalar yapmak lazım. Her zeminin hakim frekansları farklıdır, hocamız daha iyi bilir. Çünkü binanın titreşim frekansı ile ilgili ilişkiler kuruluyor. Bunları yapıldıktan sonra ana kayamız nerededir, üzerine ne kadar bir gevşek zemin vardır, bununla ilgili çalışmaları yapıyoruz. Ve daha sonra bu elde edilen bilgilerle sismik tehlike haritaları oluştuktan sonra da bunu kullanıcıya coğrafik bilgi sistemi altında veriyoruz ki bunlar daha çok belediyenin kentleşme planlarında göze önüne alması gereken altlıkları tek tek yaptıktan sonra onlara sunuyoruz. Bu bağlamda biz bu tür çalışmaları Marmara bölgesinde bu tür çalışmaları yaptık. Öncelikle Kocaeli'nde bu tür zemin deprem riski anlamında zemin sınıfına çalışmalarını bitirdik. Yalova'da yaptık. Bursa'yı da bitirdik 2 sene evvel. Şu an Balıkesir'de bu sene bitmek üzere. Ve bunlar bu konuda bize destek olup bu tür çalışmaları yapıp coğrafik bilgi sisteminde, bilgisayar ortamında bayağı her biri 3-4 yıllık bir projelerdir. Evet, gördüğünüz gibi aslında bu tür belediyelere de gittik. Aynı projeleri de anlattık ama maalesef belediyeleri ikna etmek ve bunları bu şekilde yapılması gerektiği konusunda konferanslar verildi ama bir adım atılamadı ve bu büyük bir eksiktir. Ve bunların da yapılması konusunda hala çalışmalarımız sürüyor. Ve sismik tehlike dediğimiz zaman aslında deprem ivme dağılım haritası. Yani herhangi bir depremde yerin hangi hızda hareket ettiğini ortaya çıkarmak için yaptığımız çalışmalar, az önce değişik şeylerde yaptığımız çalışmalarda elde ettiğimiz ürünler bunlar. VS30 dediğimiz ilk 30 metredeki zemin sınıflama haritalarını yapıyoruz bölgenin. Bu Bursa'dan bir örnek. Anakaya derinlik haritasını buluyoruz. Anakayamız ne kadar derinlikte ve biz üzerinde ne kadar bir gevşek zemin üzerinde duruyoruz. İşte Kocaeli için yaptığımız zemin tehlike haritası burada sınıfladık. Birinci derecen, ikinci derecen etkilenecek ivme dağılımına göre haritaları. Bir de tabii bu da Balıkesir için bölgedeki detaylı aktif fay haritaları ortaya çıkartılması. Proje çıktığına baktığımız zaman burada bahsettiğimiz gibi
değişik uluslararası ve Türk deprem kodlarına göre zemin sınıflamalarını ortaya çıkarmamız çok önemlidir. A, B, C diye. Yani hangi zemin sınıfında yer alıyoruz ve ona göre binalarımızı yapmak zorundayız. Ana kaya derinlik haritası çok önemlidir. Sayısal yükseklik modeli ve jeolojik haritada bunları bir altlık teşkil etmektedir. Tabii en önemli şeylerden biri de bina ve zemin hakim titreşim periyodu ve büyütme haritalarının yapılması. Sayısal aktif fay ve sismoteknik haritaları, bir takım sismolojik ve deprem çalışmaları ortaya çıkmaktadır. Ve daha sonra da bunları il ölçeğine yayarak sismik tehlike haritalarını üretmektir. Bunun faydası, elbette ki belediyeden yeterli yetkiler olsaydı onlara daha çok hitap edecekti. İl, imar ve çevre düzeni planlarının oluşturmasına katkı sağlamakta. Kentsel dönüşüm uygulamalarının zaman ve maliyet etkin yapılanması konusunda katkısı olmakta. Ve deprem afet planlamasının ve mühendislik tedbirlerinin alınmasına da katkı olmakta. Ve CBS dediğimiz bilgisayar sisteminde güncellenerek korunması anlamına gelmektedir.